Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3. sınıfın 1. dönem ve 2. dönemde işlediğimiz derslerini göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Başlayalım. Şimdi ben normalde Drive dosyalarına böyle kaydediyorum dersleri. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf vesaire diye. 1. sınıf ve 2. sınıf videolarını da çekmiştim. Sonra bir 3. sınıfın 1. dönemine bastığımız zaman vize ve final şeklinde ayrılıyor. Fakat zaten aynı dersler var vize finalde. Ekstra bir ders eklenmiyor. Fakat ikinci dönemde ekstra dersler eklendi. Bunları da sizlere göstereceğim. Birinci döneminden incelemeye başlayalım derslerimizi. Vizesine gidelim. Şu şekilde inceleyeceğiz. Birazcık PDF'leri açacağız. Bakalım neler işlemişiz. Onlara bakacağız. Biyokimya, cerrahi, dental fotoğrafçılık. Bu dental fotoğrafçılığı ben seçmeli ders olarak seçtim arkadaşlar. Vize endodonti, farmakoloji, patoloji, periodontoloji, protez, radyoloji ve restoratif. Biyokimyaya bakalım neler işlemişiz. Şöyle tüm dersler şeklinde birleştirilmiş var. Onun haricinde 1, 2, 3, 4, 5. Yani toplam vizede 5 tane PDF'den sorumlu olmuşuz. Bağ dokuzu, kemik ve diş biyokimyası, diş ürünün biyokimyası, karbonhidratlar, klinik biyokimya. Mesela karbonhidratlara bakalım. Acaba ne kadar benzer, ne kadar benzer değil. Lise bilgileriyle. Diş hekimleri açısından önemli karbonhidratların, diyabet, şeker alkolleri, yapısal polisakkaritler. Tabii ki çok daha derinlerine iniyoruz yani bu tarz şeylerde. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, glikoz regülasyonun bozulması. Gene ezber diyebileceğimiz bir ders arkadaşlar. Şöyle göstereyim size birazcık PDF'lerin içerisine. Bunların da birazcık içerisine bakalım. Yani kısaca 3. sınıfta neler göreceksiniz? Size birazcık info vermek bu videoları çekiş amacım. Şöyle görüyorsunuz. Kolajen aminosit zincirleri, kolajen yapımı vesaire vesaire. Çok sevdiğim bir ders değildir kendisi. Cerrahi baba bir derstir arkadaşlar. Hocamız tek bir PDF verdi ve atıyor mesela şu 30 sayfa. 1'den 30'a kadar bize de sorumlusunuz. Finalde de atıyorum 1'den 80'e kadar sorumlusunuz tarzında oldu bu PDF'lerimizin soruluş şekli. Burada içindekiler kısmı var. Mesela lokal anestezin tarihi, nervus. Burada bildiğim böyle sözeldi. Lokal anestezilerin etki mekanizması, farmakolojisi, lokal anestezi etkileşimleri, sistemik hastalıklarla, vazokonstrüktör ajanlar, uygulama teknikleri 1, uygulama teknikleri 2. Bildiğiniz burada anestezi nereye, ne şekilde falan onları gösteriyor size. Sonra komplikasyonları vesaire tarzında çok ezber ve zor bir ders denebilecek şekilde bir ders kendisi. Dental fotoğrafçılık, bunun zaten oynatma listesi şeklinde eğitimlerini çekmeyi düşünüyorum. Endodonti, bunu ikinci sınıfta da görmüştük. İkinci sınıfta başladı yanlış hatırlamıyorsam. Bildiğiniz kanal tedavisi, devam ki. Bu kelimeyi hiç sevmiyorum, videoda dedim. Farmakoloji de ikinci sınıfta başladı. Farmakodinami, farmakokinetik. Kendisi çok ezber bir derstir. DUS'ta özellikle sevilmez. Elenilebilecek bir derstir kendisi. Yani elenebilecek demeyelim de o yanlış olur. Eleniyor bazen. Bazı zamanlar, zaman yetişmediğinde diyelim. Daha doğru olur. Reçete yazım kuralları. Fakat bu dönem pek zor olduğunu söyleyemeyeceğim. Belki hocadan kaynaklı. Patoloji. Patolojide ne görmüş mesela? İnflamasyon, patolojiye giriş, patoloji yeni başlamış yani. Patolojiye giriş çok temel bilim, temel şeylerden başlamışız yani. Pato nedir, logos nedir, ondan sonra patolojide ne yapılır vesaire tarzında. Geçiyorum. Periodontoloji. Perio arkadaşlar çevre demek. Dontoloji de yani dişi çevresini inceleyen bilim dalı. Biyofilm ve diş taşı. Periodontal başlangıç tedavisi. Güzel bir ders kendisi. Çok severim. Hatta böyle yani özendim periodontolojiye. Çünkü çok yakın bir zamanda benim de bir hastalığım vardı. Diş etimden kaynaklı. Ondan kaynaklı çok fazla kaynaklıydım. İlgi duydum kendisine dersin. Mesela bakalım biyofilm. Protezin devamı. Lamina işlemişiz. Inlay, onlay, postkorlar.
tekrar falan etmişiz vizeden önce. Adizif sistemleri giriş. Radyoloji bakalım ne işlemişiz. Aa, bu radyolojide normalde işte böyle görüntüleme tekniklerini falan işlememiz lazımdı. Hocamız belki de biz istemedik tam bilmiyorum ama bir kitabın şeyini atmıştı bize. Tam PDF vermemişti. Restoratif, orada da fizikle ilgili bir şeylerden bahsediyor yani. Resto kolay bir ders diyebilirim arkadaşlar. Çünkü hep benzer şeylere işliyorsunuz. Kavite, işte çürük, işte içine doldurduğum işte amalgam. Ondan sonra işte kompozit, bunların kimyası falan. Görüyorsunuz mine dentin çürük oluşumu, çürük etkileyici faktörler, dentin mine dentin giriş. Yani hep benzer şeyler yani, yıllardır benzer şeyler. Kolay bir ders diyebilirim. Evet, birinci dönem bu şekilde geçti arkadaşlar. Ya burada aslında zor diyebileceğimiz bir cerrahi var. Onun dışında tabii diğer dersler de ezber, diğer dersler de zorlayabilir. Ama hani diğer sınıflarda fark oluşturacak, yani 1 ve 2. dönemlerden fark, 1. ve 2. dönemlerden fark oluşturacak ders cerrahi var dediğim gibi. Şimdi 2. döneme bakalım. Yine bize final aynı dersler, ondan dolayı vizeye bakmamız yeterli olacaktır. Buradan arkadaşlar görüyorsunuz. Kurul 9 dersi eklenmiş. Şuraya bir kurul 9 dersimiz eklenmiş. Burayı dental fotoğrafçılık yerine ileri maddeler bilgisi almış. Bunu da ben seç, bu da seçmeli. Yani dental fotoğrafçılık bitti. Yeni bir seçmeli seçiyorduk. Bu da ileri maddeler bilgisi olmuş. Pardon. Çok özür dilerim. Burada yanlış mı olabilir? Ben şunu seçmiştim. Orofasyal ağrı. İleri maddeler bilgisi de ikinci seçmelim olabilir. Şu an yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama olmayabilir. Onun dışında ortodonti eklenmiş. Hani tel falan var ya, onu söyleyeyim size, böyle oradan birazcık şey yapın. Birinci sınıftan ya da yeni başlayanlardan izleyenler oldu, onlar için söyleyelim. Bu şekilde ortodonti, ileri maddeler bilgisi ve kurul 9. Ha, bir de üzerine pedodonti eklenmiş. Şurada görüyorsunuz pedodonti. Pedodonti nedir? Çocuk diş hekimliği. Endodonti ile zaten çok benzerdir kendisi. Mesela pedodontiyi bir açalım. Bir dakika. Pedodontiye tıkladık arkadaşlar. Şuradan bir pedodontiye tıkladık. Ne var ne yok. Beslenme, çocuk diş hekiminde kaygı, ağrı, çocuk gelişim psikolojisi. Yani daha çok çocuklara yönelik ve de klasik diş hekimliği bilimleri, temel bilimlerini yine gördüğümüz şeyler oldu. Üzerine bir de çocuk uzmanlığı, çocuğa yönelik şeyler. Endodonti ile benzer, yine restoratifle benzer şeyler. Protezi bildiğiniz varsayıyorum, 1. ve 2. sınıflar. Restoratif de aynı şekilde. Uzun süredir zaten restoratif aynı. Protez de hep benzer gidiyor. Mesela neler var? Gerçi burada birazcık daha fazla bir burada şey gördüm ya, PDF gördüm. İsimler falan da yazılmamış. Herhalde ben yaptım bunları. Evet, bu şekilde birinci ve ikinci dönem. Ortodontiye bakmayı unuttuk. Ortodontiye de bir bakalım neler görmüşüz ortodontide. Maloklüzyonlar, oral fonksiyonlar, ortodontik tanım model. Hepsinin birleştirilmesi. Mesela bir bakalım şöyle. Ne varmış acaba PDF'in içerisinde? Hani bu videonun çekmemin sebebi arkadaşlar, birazcık daha size böyle info vermek, yani 3. sınıfa geçtiniz atıyorum. 3. sınıfta hangi dersleri göreceksiniz? Neler var? Şeklinde. Hani 1. ve 2. sınıflarını çektim bunun bu arada. 1'e geçenler ya da 2'ye geçenler bunları izleyebilir. Maloküzyonlar ve etiyolojileri, postnatal, kişisel bilime ait sorunlar, etkileyici faktörler. Bu tarz şeyler varmış. Bakalım. Başka bir tanesinden tıklayayım. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu kanalda size şey söylüyor, Hikmet Hanım öyle söylüyor. Bu kanalda size faydadan başka hiçbir şey gelmez. Faydalı videolar çekiyorum arkadaşlar. Like atıp abone olursanız ben de şey olurum, motive olurum. Daha fazla video çekerim. Eğitim videosu, araştırmalar vesaire. Şu an bakıyorsunuz tabii siz PDF'e. Bak egzersizlere kürdan atarız.
Kapanışlar falan var. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Umarım beğendiniz. Faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi dikkat edin.